her meslekte emeklilik olur ama Diyanet hizmetinde emeklilik olmaz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın emektar personeli aileleriyle birlikte başkanlık binasındaki iftar yemeğinde buluştu. İftara geçmişte başkan ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulunan isimler de katıldı. İftarın ardından kürsüye çıkan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez, Diyanet çalışanı olmanın anne babanın hayır duasının bir karşılığı olduğunu söyledi. Diyanet teşkilatında çalışanlar annelerinin babalarının dualarıdır. Çünkü bizim annelerimiz babalarımız farklı dua ettiler. Başkaları dualarını yaparken oğlum okusun, mühendis olsun, zengin olsun, avukat olsun dediler. Ama bizim annelerimiz, babalarımız, bizim evladımız okusun, hafız olsun, imam olsun, hatip olsun, müezzin olsun, müftü olsun, alim olsun dediler. Görmez, İslam dünyasının içinde bulunduğu zor dönemde Diyanet camiasına önemli vazifeler düştüğünü ifade etti. Dünyadaki bütün mazlumların, mağdurların, mahrumların umutlarını bağladığı ülkenin Türkiye olduğunu, ülkemiz olduğunu hep birlikte müşahede ediyoruz. Dünyamız, İslam alemi çok zor bir süreçten geçiyor. Bu zor süreçlerden geçerken her birimize çok daha büyük vazifeler düşüyor. İster Diyanet camiası olarak hep birlikte bu sorumluluğumuzu daima hatırlamak ve bu yolda çabalardan, gayretlerden asla ayrılmamak gerekiyor. Profesör Doktor Mehmet Görmez, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yürüttüğü evrensel hizmetlere de değindi. Diyanet İşleri Teşkilatı artık sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına hizmet eden bir müessese değildir. Dünyanın her tarafındaki bütün Müslüman kardeşlerimize hizmet götüren bir müessesedir.